Sevgili seyirciler, değerli konuklar, bu hafta Halk Arenası canlı yayınını antik çağlardan bu yana önemini ve güzelliğini koruyan cennet yurt köşelerinden Didim'de gerçekleştiriyoruz ve çok değerli Didimlerle birlikte sizlere sevgiler, saygılar gönderiyoruz. Ben hemen Metin Hoca'ya sözü bırakacağım ama şu anda kitaplarımız var mı? Halk Kitap tarafından sizlere armağan edilen. Şöyle bir kaldıralım bütün kitapları. Şöyle bir kaldıralım kitapları görelim. Evet, lütfen. Zahmet olacak size. Evet, bu kitaplar çok önemli. Şu açıdan önemli. Biz yazdığımız için değil. Sizler bu kitapları alarak Halk Televizyonu'nun bağımsız yayıncılığına çok önemli, çok değerli katkılar sağladığınız için önemli. O nedenle bizler Halk Kitap'tan, Halk Televizyonu'ndan kitap alan tüm okurlarımıza, çok değerli seyircilerimize sonsuz teşekkürler ediyoruz. Tarihi bir görev yaptığınızı da bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Bu kapsamda benim çok değerli meslektaşım Saygı Öztürk'ün kaleme aldığı Kripto Üçgeni 4. baskısı yapılmış olan çok önemli bir kitaptır bu. Ve çok tarihi bazı bölümler içeriyor, belgeler içeriyor. Yani yakın tarihimizin çok önemli konularına bir araştırmacı, gazeteci titizliğiyle Saygı Öztürk meslektaşımız mercek tutuyor. Bunları mutlaka okumamız gerekiyor. Saygı Öztürk, Kripto Üçgeni. Bir başka kitapsa Profesör Doktor Haydar Baş tarafından kaleme alınmış Hoş Geldin Atatürk. Bu da çok önemli bir kitap. Onu da dikkatlerinize sunuyorum. Profesör Haydar Baş lütfetmiş, bana da şöyle bir ithafta bulunmuş kitabını gönderirken. Uğur Bey, milli, karakterli, vatansever ve dürüst kimliğiyle ön plana çıkmış, ülkemizin yetiştirdiği ender şahsiyetlerdendir. Teşekkür ederim. Programlarınızı takip ediyorum. Milli davamızdan, bayrak sevdamızdan ve atamızın yolundan şaşmayan ve bu minvalde program yapan Uğur Bey'in karakterli, vatansever ve dürüst kimliğiyle bütünleşince bu program sağlam bir yapı ortaya koyduğunu belirtmek isterim. Atamıza ve mübarek annelerine dil uzatıldığı şu günlerde Uğur Bey aracılığı ile bütün halkımıza Atatürk'ten bir gram taviz vermemelerini istirham ediyorum. Çünkü Atatürk vatandır. Atatürk ruhunu kaybedersek vatanı kaybederiz. Birliğimiz, dirliğimiz ve bütünlüğümüz ancak ve ancak Atatürk'le sağlanabilir. Başka da alternatifi yoktur. Uğur Bey'e, konuklarına, salondakilere ve ekranları başında bulunan izleyicilerimize saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunarım. Profesör Doktor Haydar Baş, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı. Biz de hocamıza bize lütfedip gönderdiği Hoş Geldin Atatürk kitabı nedeniyle teşekkür ediyoruz. Bu arada benim değerli kardeşim Yılmaz Özdil'in hepinize bir mesajı var. Şöyle diyor sevgili Yılmaz. Abi, bu program 4 saat olmalı, konuklar nükleer santral gibi. Yani size bütün kalbimle söylüyorum. Yılmaz Özdil sadece bir köşe yazarı değil, sadece bir kitap yazarı değil. Yılmaz Özdil, yurtsever bir gazetecinin kalemiyle tarihi anlatan çok önemli, çok değerli bir kişilik. Tarihi yazıyor. Yani Yılmaz Özdil kitap yazmıyor, bir yurtseverin gözüyle, bakış açısıyla tarih yazıyor. Toplumun vicdanı. Toplumun vicdanı. Hemen buradan duyurayım sevgili Halk Arenası seyircilerine ve sevgili Karşıyakalılara. Çok istediler Karşıyakalılar. Çünkü Yılmaz bir İzmir çocuğu.
haftaya 8 Aralık Cuma akşamı Yılmaz Özdil Karşıyaka'da Halk Arenası'nın konuğu oluyor. Alkışlıyoruz. Sözü Metin Uca'ya bırakalım. Reza Zarrab konusunda ben hiç yorum yapmadan bir soru yönelteyim. Acaba ironik üslubuyla ve çok kendisine özgü mesajlarıyla büyük ilgi gören Metin Uca, ki benim çok değerli bir çok çalışma arkadaşımdır kendisi. Gurur duyuyorum birlikte çalışmış olmaktan. Hangi gözle bakıyor, nasıl bakıyor? Başlamadan önce bir güzel haber paylaşayım. Belki duymayanlarınız vardır. Bu 193 gündür tutuklu olan sevgili Nuriye Gülmen özgürlüğüne kavuştu. Bir saat olmadı daha. Şimdi 193 gün niye tutukluydu onu bilmiyoruz zaten. O tarafını hiç bilmiyoruz. Serbest bırakılırken işte gündeme gelenleri de bilmiyoruz. Yani Türkiye'de en çabuk kaybettiğimiz değer adalet duygusu. Umarım özgürlüğünü geçici olarak işte yaşama dışarıda devam ettirir. En azından tutukluluğu ortadan kalktı. Ama bir yandan da insan merak ediyor. Bir anda %15 cari açık kapatan, bir anda hayırsever iş adamı olan bir kişi gün geliyor casusa dönüşüyor. Ben eminim ki bu hızla dönerlerse yarın ya da öbürsü gün Nuriye Gülmen'i Türkiye'nin en başarılı akademisyeni de seçebilirler diye düşünüyorum. Yani her an her şey olabilir. Onu bilmiyoruz. Ama hakikaten burası komik bir ülke. Her ne kadar biz hoşlukları, mizah, hoşgörü ve eğlencesini yitirmiş de olsak. Mesela bugün AKP'nin yöneticilerinden Sayın Mahir Ünal dağıtılan fotokopiler için fotokopi dedi. Ya ne dağıtılması gerekiyordu yani? Şimdi dağıtılan bir şey elbette fotokopi olacak. Orijinalini birine verirseniz öbürüne ne vereceksiniz? Zaten niye dağıtmıyorsunuz deniliyordu. Şimdi dağıtılınca da bunlar fotokopi dediler. Ya fotokopi dağıtacaklar. Başka ne dağıtılabilir ki? Ben aslında şunu söylemek istiyorum. Veren kadar alanlar arasında da eşitlikten yanayım. Yani şimdi Sayın Zarrab'ın açıklaması şu. 45-50 milyon euro verdim diyor. Ya 45 ile 50 milyon euro arasında 5 milyon euro fark var. Çarptığınız zaman 250 milyar lira, yani 250 trilyon yapıyor değil mi? Yanlış. Yok. 250? 5 milyon euro. 5 milyon euro. Doğru söylüyor. Doğru 200 mu? Milyon 200, üzerinde. 200 milyon üzerinde. Yok, 25. Hayır 45 ile 45 ile 50 arasında 5 kalınca. Ama doları unuttu ya. 7 milyon doları niye bu kadar küçümsüyorsun? Ya 2,5 trilyon hepten gitti. Şimdi peki ben o zaman soruyorum. Yani bu kadar karışabilecek yani 50 almış biri var. Bir sayın vekilimiz ve bakanımız 50 almış. Peki Muammer Bey'in suçu ne? Oğlu 100 bine çalışmış. Yani bir eşitlik olması lazım. Bence şimdi hakikaten Egemen Bey'in suçu ne? İki kutuda 500'er bin almış. Yani hakikaten içtenlikle söylüyorum. İddia böyle diyelim. İddia, yani evet. Bunlar iddia ama evet. Ben de diyorum ki o zaman burada el konulan mal varlıkları eşit biçimde rüşvet alıp da rüşvetle dengesizlik olanlar arasında eşit biçimde dağıtılmasından yanayım. Şimdi siz bunları anlatınca gülüyorsunuz, alkışlıyorsunuz. Aslında biz burada rahatlıyoruz. Ben başka bir şey anlatmak isteyeceğim. Çünkü şu anda bu toplantı neye benziyor biliyor musunuz? Antik Yunan'daki tragedyalara benziyor. İşte tanrısal bir güç o finalde gelir ya, Uğur abi orada. Biz işte tragedya anlatanlar. Karşıdakiler de şunu yaşıyorlar. Oh ben iyi ki o durumda değilim diye. Tamam mı? Bir katarsis oluyor sizde. Yani oh ben o durumda değilim. Ben Rıza Zarrab değilim şey. Ama kendi kendimize bir propaganda yapıyoruz. Şimdi aslında ulaşmamız gereken başkaları var. Birazcık oraya bağlayabilir miyim öncelikle? Çünkü o çok daha önemli. Şimdi siz farkındasınız, dikkat ediyorsunuz, soru soruyorsunuz ama bir de çok kolay ikna edilen bir kesim var. Asıl onlarla, yani bunu onlara anlatmamız lazım. Çünkü algılama ve etkilenmesi çok kolay olan, sadece etkilenme ve güdümleme ile kendisine seslenilebilen, özellikle sloganik medya üzerinden servisle ve tekrarla kafalarında yer edilen bir takım insanlar var. Biz bunlara işte aman ak koyunlar, yok efendim kömür için şey yaptılar deyip geçiştiremeyiz. Bu ülkede 9 milyonun üstünde insan yokluk sınırının altında yaşıyor ve bu sosyal yardımda... Ben ayrıca o tanımlamalara şiddetle karşılayayım. Aynen karşıyım. Onu demek istiyorum özellikle. Şimdi
popüler kültür ögesiyle ve hani böyle pompalanan bir imajla ve sunumla yalanla yönlendirilen insanlar bunlar. Siz bunlara ne kadar ulaşıyorsunuz? Biz burada oturup konuştuk. Oh, 2 saat ya da 3 saat sonra herkes şahane oldu, fevkalade geçti. E ben size yaptım bunu. Zaten siz benden daha keskinsiniz. Buradaki herkes biliyor bunu. Peki biz öbür insanlara gerçekten ulaşabiliyor muyuz? Yani içeriğin bilgiyle değil, özellikle niteliksiz duygulara seslenilerek şekillendirildiği, çok tekrarlı böyle fast food kültürüyle şekillenmiş bu insanlara karşı ne yapacağız? Çünkü onlar da toplumsal algıyı telkin yoluyla oturtmaya çalışıyorlar. Kitleyi böyle tuhaf bir homojenleştirme çalışması var. Yani bu insanlar normal hayatlarında kendi başlarına yapmadıkları şeyleri dönüp bir arada bir kitle ruhuyla ve pompalamayla yapmaya başlıyorlar. Siz de şaşırıyorsunuz nasıl böyle davranıyorlar diye. İşte geçen sefer, geçen programda örnek vermişti. Tersini söylüyor, alkışlıyorsunuz. Alkışlıyorlar. Düzünü söylüyor, alkışlıyorlar. 15 gün sonra tam tersini savunuyor, gene alkışlıyorlar. Çünkü artık kitle bir başka hale dönüştürülmüş. Aslında bunu sağlayan kişi de bir Nazi. O adamın adını vereceğim size. Şimdi bu bulaşıcı olumsuz davranış biçimi ve düşünmeden tepki verme olayı çok geniş kesimlerde bir toplumsal delirmeye dönüşmüş durumda. Çünkü biz o insanları iyi tanımak, anlamak ve onları kurtarmak zorundayız. Siz her şeyin farkındasınız. Benim artık hakikaten size anlatacak hiçbir şey yok. Çünkü onlar yaratıklaşmış, efsunlanmış ve tuhaf bir zombileşme süreci yaşıyorlar. Aşağılamak için söylemiyorum. Tanım böyle. Ve onlar öyle bir hale getiriliyor ki bu abartılmış heyecanlı duygular, kışkırtmalar, akıl kullanamama durumunun getirdiği bir hal var. Aslında bu 2. Dünya Savaşı öncesi ortaya çıkan biri. Edward Bernays diye bir amca var. Kefere 1928 yılında bir propaganda diye kitap yazmış. Bu kitabı bulup alıp ondan sonra hayatımızı değiştiren kişi ise Goebbels. Hani şu yalan ne kadar büyük olursa kandırması o kadar kolay olur diyen adam. Yani ben derdim ders vermek değil ama bu kitleyi iyi okumamız gerekiyor. Çünkü çok kolay kandırılıyor. Yani nasıl olsa ben bunu söyledim noktasında bir lider tapınma halinde hatta onun getirdiği bir uyuşma halini yaşıyorlar. Şimdi üstelik bu yepyeni bir şey değil. Daha önceden de yani insanlık tarihi boyunca krallar, din adamları özellikle gücün yanında yer alanlar hep bunu sağlamaya çalıştılar. Yani sen bir yere ait ol, orada bulun, soru sorma, inan, hep bununla geçir zamanını ve boyun eğ ki sen daha kolay o grubun içerisinde yer alasın. Ve işte bu mantığın getirdiği çok önemli bir şey daha var. O lider ya da her nasıl tanımlayalım, lider denilen kişi aynı zamanda neredeyse bir hipnoz yaratan bir insana dönüşüyor. Çünkü bu yalana zaten gönüllü olarak inanmaya hazır insanlar da var. Bir süre sonra soru sormak, şüphe hepsi tuhaf şeyler haline geliyor. Hatta bakın soru sormanın, muhalif olmanın düşmanlık olarak algılandığı bir dönemden geçiyoruz. Yani ben farklı şeyler düşünüp bunu anlatmaya kalktığımda sizler için değil başkaları için düşman olarak algılanıyorum. Oysa ben düşman değilim, soru soruyorum. Hatırlayın lütfen bundan 4 ya da 5 yıl önce Sayın Başbakanlığı döneminde o değerli uzun boylu sevgi insanı, güzel değerli büyüğümün kendisine bir gazeteci hanımefendi soru sordu. Cevap neydi biliyor musunuz? Siz nerede çalışıyorsunuz? Çünkü bu soruyu normalde birinin soramaması gerekiyor. Ya bakın mesela dün 50 milyon euro rüşvet verdim sözünü 2 gazete dışında ya da 3 gazete dışında kimse manşetten görmedi. Bu bir iddia olabilir. İddia diye verebilirsiniz. İddia diye vermediler. Söyledi diye vermediler. Görmediler. Ama bu kabul etseniz de etmeseniz de Amerika Birleşik Devletleri'nde burnumuzu soksak da sokmasak da ya da bizim işimize burnunu soksalar da bir mahkemede dile gelen bir konu. Niye? Çünkü bu ülkede yargılanma süreci tam yaşanmadığı için ne yazık ki orada devam ediyor. Ben de aynı biçimde üzüntü duyuyorum ama bu propaganda yönteminin artık geldiği noktada soru sormanın korkulan bir şeyi, farklı düşünceyi açıklamanın, yani anlatabiliyor muyum nasıl bir düşünce değişimi yaşadığımızı, o korkunun hayatın içerisinde nasıl yerleştiği. Gerçekten bizi korkusuz görüyorsunuz, sırtımızı sıvazlıyorsunuz. E peki sonra
Siz ne kadar bunun içindesiniz? Benim sırtımı sıvazlamak yerine ne yapıyorsunuz? O insanlara ne kadar ulaşıyorsunuz? Burun kıvırmak o kadar kolay ki. Bu kentte de, yani burası tarihi çok özel bir kent ama bu kentte de çok o gelenekçi kesimden insanlar var. Onlara ne kadar ulaşabildik? Burada onların örnekleri yok ne yazık ki. Belki de izlenilen bu televizyon programından hiç haberleri olmayacak. Ama asıl ulaşmamız gereken onlar. Ben başka bir şeyin altını çizmeye çalışıyorum. Şimdi bakın. Metinciğim hiç merak etme. Bizi AKP'liler de seyrediyor. Umarım anlayarak seyrediyorlar. Ben zaten AKP'ye oy veren yurttaşlarımızı hiçbir şekilde eleştirmem. Aynen. En ufak bir saygısızlık yapmam. Onlar da bunun farkındalar. Onu nereden anlıyorum? Diğer haber kanalları bizim yayınlandığımız gece reyting açısından nal topluyor. Bu da gösteriyor ki AKP'ye oy veren değerli yurttaşlarımızın da teveccühü bizden yana. Ben buna inanıyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ben de. Yani içtenlikle hakikaten izlemek anlamanın birinci yoludur. Umarım izliyorlardır ve hani senin gibi düşünmeyen insanların aslında kötü niyetli olmadığını fark ediyorlardır. Benim altını çizmek istediğim bu. Bakın o korkunun aslında Nazilerde bir karşılığı var. O korkunun insanları değiştirmesi konusunda. Çok belki hepiniz hatırlayacaksınız. Piyanist diye bir film var. Hatırlıyorsunuz değil mi? Piyanist filminde bir sahne vardır. İnsanları trene sokmaya çalıştıkları. Orada ellerinde sadece sopa ve yine yıldızı olan, yani onlar da Musevi ama bütün işte o toplama kampına gidecek insanları toplamaya çalışan birileri vardır. Onlardan bir tanesi bizim baş kahramanımıza bir iyilik yaptığı için kahramanımız trene binmesini engeller ve öykü öyle başlar. O kişiler Sonderkommandordur. Sonderkommandorlar aslında toplama kamplarında görevli insanlar. Ben Almanya'daki toplama kampı Buchenwald'a gittim. Bakın küçük kamp diye geçiyor adı. 80 bin insan öldürmüşler sadece. O yüzden küçük kamp. Düşünebiliyor musunuz? Bu kamplardaki görevli Sonderkommandorların ne olduğunu anlatmak istiyorum. Niye? Çünkü bugünkü aranızdaki Sonderkommandorları görmeniz için. Uğur abi dedi ya, biz AKP'ye oy veren güzel insanları da anlıyoruz. Onlar bizi izliyorlar, değerlendiriyorlar. Ama bir de trolleşen, düşmanlığı yukarıda tutarak, ayakta tutarak o kitleyi etkisi altına almaya çalışanlar var. İşte onlar Sonderkommandor'un karşılığı. Sonderkommandor ne yapıyordu biliyor musunuz? Toplama kamplarındaki gaz odalarında üstten bir tane görevli Nazi subayı var. Sadece ve sadece üstten o şeyi atıyor. Tableti atıyor, zehir tabletini atıyor. Ama o insanların içeriye sokulması, üstlerinin soyulması, o insanlar içeride bağırıp kapıları tırmalarken dışarıya cesetlerin çıkarılması, onların yakma odalarına götürülmesi, yakılmadan önce altın dişleri de dahil her şeyin sökülmesi, alınan giysilerin içerisinden kullanılacakların seçilmesi, sonra yakılıp külün yakındaki nehre götürülmesi gibi bütün pis işleri onlar yapıyorlardı. Ne zamana kadar biliyor musunuz? Ta ki onların da güçlenip yeniden bir tehlike oluşturduğunu fark ettiklerinde Nazilerin topluca Sonderkommandorları da ortadan kaldırmasına kadar. Yani o yüzden bugün Rock denilen adamcağız bir Sonderkommandorsa, tamam mı? Ona acı, yani sadece acımak değil, onun da zamanı geldiğinde ortadan kaldırıldığını göreceksiniz. Siz de buna tanık olacaksınız. Şunun için söylüyorum, bugün biraz evvel içeride sosyal medya kontrol ederken yine hükümete çok yakın, hatta işte ruh sağlığıyla ilgili dalgalanmalar olduğu iddia edilen bir beyefendinin mesajını gördüm. Hem Rock'a hem de karısına siz acaba... Bence dile getirme. Rüşvet mi aldınız noktasında? Dile getirme. Tamam, onu söylemeyelim ama yani çok çabuk satma noktasına gelebiliyorlar. Şimdi tabii biz aslında bütün bunların farkında mıyız? Sosyal medyada 2 saat 56 dakika geçiren, televizyon başında 2,5 saate yakın kalan ama aslında kötü de olmasa bile 360 dakikada okuyan bir milletiz ama yılda 360 dakika olunca 58 saniye düşüyor güne. Öyle olunca kitapta 378. sırada falan olunca öncelik listesinde. O yüzden bu gücü kullanmak, yani buradaki unsurdan yararlanmak, birebir insana hitap etmek zorundasınız. Peki Metinciğim, toplayabilir misin? Toplayacağım. Yani bu güzel insanları kazanmak için bizim bu eleştirel sistematiği bence soru sorarak, direnerek bir bakış geliştirmemiz gerekiyor. Ben bu bakışı kimde bulacağınızı zaten söylediler ama ben bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Ben öyle bir lidereden geliyorum ki
Bir gün eğer ben bilimle çelişirsem benim yanımda değil bilimin yanında olan diyen birisi. 26 günde Özsoy operasını yazdırabilen bir adamdan söz ediyorum. Bakın 1936 yılında diyor ki bir gün insanoğlu tayyarelerle göklerde yürüyecek, gezegenlere gidecek, belki aydan bize haber yollayacak. Bu mucizenin tahakkuku için 2000 yılını beklememize de gerek yok. Gelişen teknoloji bunu bize müjdeliyor. Bize düşen bu konuda batıdan fazla geride kalmamayı temindir. Söyleyen kişi Atatürk, yıl 1936. Eskişehir tayyare alayı ziyareti. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bakın şu an yaşadığımız her şeyi görüp çıkarmış. Birazdan Sayın Milletvekilim size başka bir belge gösterecek. İnanamayacaksınız. Yani bu o öngörüyü, aklın öncülüğünü, bilimin öncülüğünü nereye koyduğunu ve nereden geldiğimizi gösteriyor. Ama geldiğimiz noktadaki değerlendirmeleri bir sonra vaktim olursa peki, size olacak, paylaşmak olacak isteyeceğim. Metin, çok teşekkür çok ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben şimdi Sayın Haluk Şeksen'e 11 dakika süre vereceğim size. Ve bu 11 dakikada Cumhuriyet Halk Partisi'nin gündeme getirdiği şu offshore hesaplar iddiasının bir bize açıklamasını yapar mısınız? Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi cenahı bunların aslında yurt dışına çıkarılan paralar olmadığını, yurt dışından gelen paralar olduğunu söylüyor. Sahte diyenler de var. İşte makbuzların orijinalini niçin vermiyorsunuz diye bazı çıkışlar var. Bu arada savcılığın bir soruşturması var. Hatta Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinde arama yapılmasını öneren bazı Adalet ve Kalkınma Partililer var. Cumhuriyet Halk Partisi de bunun aslında etik açıdan hiç de doğru olmayan ve yurt dışına para çıkarma hareketi olduğunu kamuoyu ile paylaştığı bazı belgeler sunuyor ve iddialarda bulunuyor. Siz bu konuyu bir aydınlatır mısınız lütfen? Önce büyük bir haksızlık olduğunu ifade edebilirim. 11 dakikada yolsuzluk yapan kurumların adını saymaya kalksam süre yetmez. O zaman süremi hızlı hızlı değerlendireyim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın evi ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi aranmasını isteyen milletvekili Orhan Aslıtürk ve Gülay Aslıtürk hayali ihracatının gümrük müşavirimiz. Orhan Aslıtürk'ü söyleyeyim. Takip ettiğim için nereye kaçtıysa peşinden gittim yurt dışında. Şöyle söylediler. Kendisi naylon fatura kralıdır. Naylon Holding diye mobil bir sistem kurmuştu. Gündüz bir holding binası. Denetim yaklaştığı zaman, baskın olacağı zaman da tırlara yerleştirilmiş bilgisayarlarla yine naylon fatura üretimine devam ettiği, Fransa'da konuştuğum, işte kaçtığı Fransa'da konuştuğum kaynakların da eğer bankadan parasını çekerse Fransa'da ekonomik kriz patlak verebilir şeklinde yorumda bulundukları bir yurttaşımız. Efendim bir hatırlatma da bulunabilir miyim? Yaklaşık 1,5 dakikamı aldınız. Özür dilerim 1,5 dakika verdik değil mi hocam? Faiz de koyduk. Faizini de koyduk. Evet 2 dakika. Evet çok teşekkür ediyorum. Evet Uğur Bey bu bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin kamuoyuyla belgelerini de paylaştığı MAN'daki hikaye. MAN? İzninizle bir Karadeniz fıkrası anlatacağım. Çok 11,5 dakikadan bir şey. Bizim Temel eve gelmiş akşamleyin morali çok bozuk. Fadime demiş ki ne oldu? Demiş ki ya bildiğin gibi değil at yarışında çok büyük para kaybettim. E bu yaşta atla yarışılır mı demiş. Evet sevgili izleyicilere de anlatalım. Değerli konuklar sizlere de anlatalım. Şimdi hepiniz bir uçak programı izlersiniz değil mi? Bir cebinizde var, cep telefonunuzda var. Eşiniz, dostunuz uçakla seyahat ederken onları yakın takip ediyorsunuz. Giriyorsunuz hemen bakıyorsunuz. Uçağa yakınınızın bindiği havayolu şirketinin uçağının bir üçlü kodu var. Onu girdiğinizde cep telefonunuzda şak diye uçağın nerede olduğu önünüze geliyor. Ve siz o uçağı takip ediyorsunuz. Hangi havalimanından kalkmış, nereye inecek, yaklaşık saat kaçta inecek, nedir seyrinin tamamını görebiliyorsunuz. Bu bugünlerde hayatın her alanında buna benzer sistemler dünyada hakimdir.
Tıpkı vatandaşlık numaralarınız gibi bankalarında kimlik numaraları var. Tüzel kişiliklerin numaraları var. Bu numaralar mesela örnek diyelim Ziraat Bankamız, devletin Ziraat Bankası önce bankanın kısa adıyla başlar. İşte Ziraat Bankası'nı ZRBS diyelim. Sonra ülkenin uluslararası Birleşmiş Milletler'deki tescil edilmiş adıyla devam eder. TR. Ondan sonra o bankanın hangi ildeki şubesi atalım İzmir olsun, İZ diyelim veya İZM İzmir olsun. Sonra İzmir'deki hangi şube ise, Karşıyaka'ysa işte Karşıyaka ve ondan sonra da Karşıyaka'da 3 tane şube varsa İkinoğlu şubesi. Siz bilgisayarınıza girdiğiniz zaman bunu bilgisayarınıza girip bir oradan uluslararası bir para gönderme işlemi yapacağınız zaman bu elektronik işlemle birlikte doğrudan adrese gönderirsiniz. İşte bu elektronik zincirin tamamına hani o tartışılan Swift denilen işlem var ya, işte bunun tamamına Swift diyoruz. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ne yapmış? Cumhuriyet Halk Partisi bakmış ki Halk Bankası'nın bir şubesinden bir sterline kurulmuş olan bir tane şirket. O şirkete 15 bir milyon dolar. 5 lira yani değil mi? 5 lira. Siz de aman böyle bir şey yeltenmeyin yani. 5 liraya bize de gelir diye bekliyorsanız çok beklersiniz. 5 liraya kurulmuş bir şirkete 15 milyon dolar para gönderilir. Niye gönderilir? Yani 5 liraya kurulmuş olan bir şirkete niye 15 milyon dolar gönderilir? AKP'li siyasi büyüklerin açıklamalarına göre bir kısmı diyor ki ticaret, siz anlamazsınız. Bir kısmı diyor ki bunların tamamı sahtedir. Mesela avukat diyor ki bunlar sahtedir diyor avukatı. Avukat da enteresan, ona ilişkinde bir bilgi vereyim. Ciddiye almayın. Niye? Çünkü Sözcü Gazetesi'nin çok kıymetli başyazarı Rami Turan bir yazı yazıyor. Bunu dava ediyorlar ama davayı şöyle açıyorlar. Kemal Baytaş'ın yazmış olduğu yazıdan dolayı hakkında hakaret sebebiyle dava açılması diye. Kemal Baytaş mahkemeye gidiyor, diyor ki efendim ben böyle bir yazı yazmadım. Ama Kemal Baytaş'ın yazmadığı yazıdan dolayı Cumhuriyet Savcısı Kemal Baytaş'a ceza davası açıyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Şu hale bakar mısınız? Avukat şikayet ettiği adam yazıyı yazan adam değil. Savcının dava açtığı adam yazıyı yazan adam değil. Adaletin ve hukukun ne hale geldiğini görüyor musunuz? Onun için yani savcı böyle bir iddiada bulundu falan filan, hepsini sorgulayın. Hepsini sorgulayacağız. Şimdi devam. Halk Bankası'nda dekontu, tarihi, numarası, işlemin saati, dakikası, her şeyiyle. Dilerseniz size de bunları birazdan dağıtabileceğim. Bu belgelerin tamamıyla para bu Swift sistemi içerisinden bu bir sterline kurulmuş olan şirkete gitmiş. Ne diyor? Ya siz zaten ticaretten anlamazsınız diyor. Sonra bugün de Başbakan Yardımcısı Sayın Bekir Bozdağ diyor ki efendim diyor Kemal Bey aldatılmıştır. Bir devlet adamı böyle şeylere aldatılmamalı. Allah Allah. Sürekli aldatılan birisi vardı değil mi? O aldatılan birisiyle ilgili siz bir şey hatırladınız. Şimdi. Şimdi bunlar çok önemli. Ankara'daki Cumhuriyet Savcısının bu konuda soruşturma açmasını çok önemsiyorum. Ayrıca Sayın Genel Başkan'a açılmış olan 1,5 milyon liralık davayı da çok önemsiyorum. Niçin? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin yarın yapacağı işlem şudur. O davaya da bu belgelerin toplatılmasını talep edeceğiz resmi olarak. Diyeceğiz ki burada adı geçen belgelerin tamamının Adalet Bakanlığı vasıtasıyla uluslararası ilgili kurumlardan istettirilmesine. Bu tartışmanın tamamını bitireceğiz. Onun için ortada bir tartışma yok. Ama asıl soru, bir sterlinlik bir şirkete 15 milyon gönderip ve az önce anlattığım o 3628 sayılı yasanın muhatap olan insanların bu paraları hangi yollarla edindiklerinin kamuoyuna izah edilmemesidir. Bu büyük bir dramdır. Şimdi süre dar, onun için de hızlı bir iki şey de anlatayım size. Bakın çok önemli bir şey de paylaşmak istiyorum sizinle. Şimdi 15 Temmuz'a ilişkin sürekli, özür diliyorum, 17-25 Aralık'a ilişkin sürekli bir şeyler söyleniyor ya, bir değerlendirme yapıyor. Ben diyorum ki gerçekten Allah Türkiye'yi çok seviyormuş. Bunu samimiyetimle söylüyorum. Niçin biliyor musunuz? Eğer 17-25 Aralık'tan önce Fethullah Gülen ölmüş olsaydı Türkiye'nin başı büyük beladaydı. Emin olun bunların tamamı Amerika'ya Türk Hava Yolları'nın bütün uçaklarını seferber ederlerdi. Ona Türkiye'de devasa bir
mezar yapılırdı. Büyük bir anıt mezar yapılırdı. O bir ermiş kişi olurdu. Ve emin olun o terör örgütünün elebaşısına bunların hepsi giderler, kurdeleler bağlarlardı ve ona niyet tutarlardı. ...17-25 Aralık her neyse, bakın 17-25 Aralık'ta Türkiye'nin başına gelen her neyse, ondan bir hafta sonra ben 27 Aralık 2013 tarihinde Uğur Bey'in programı açarken yaptığı gibi ben de bir sorumlu yurttaş olarak Genelkurmay Başkanı'na şöyle bir dilekçe verdim. Dedim ki bunlar büyük bir örgüttür, Türkiye'nin başına bela olmuş bir örgüttür, Türkiye'nin beka sorunudur. Bunlarla ilgili Genelkurmay Başkanı olarak daha ne bekliyorsunuz, ne bekliyorsunuz? Bunlarla ilgili niye suç duyurusunda bulunmuyorsunuz diye Genelkurmay Başkanı'na dilekçe verdim. Ben 27 Aralık'ta dilekçe verirken bu ülkenin AKP'nin genel başkanı olan Sayın Erdoğan, Fehmi Koru'ya özel uçak tahsis edip muhterem Hoca Efendi ile uzlaşma yollarını arıyor. Kimmiş Milli? 17 Aralık kime kumpasmış? Anlıyor musunuz? Şimdi 17 Aralık'la ilgili size bir şey okuyacağım. İzninizle. Bakın. Metin Hocam az önce Büyük Önder Atatürk'le ilgili bazı bilgileri sizinle paylaştı. Ben de çok mutlu oldum. Ben de sizinle yine Atatürk'le ilgili bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. Diyor ki, efendiler diyor, biz tekke ve zaviyeleri din düşmanı olduğumuz için değil, bilakis bu gibi yapılar din ve devlet düşmanı oldukları, Selçuklu ve Osmanlı'yı bu yüzden batırdığı için yasakladık. Çok değil, 100 yıla kalmadan eğer bu sözlerime dikkat etmezseniz göreceksiniz ki bazı kişiler bazı cemaatlerle bir araya gelerek bizlerin din düşmanı olduğunu öne sürecek, sizlerin oyunu alarak başa geçecek ama sıra devleti bölüşmeye geldiğinde birbirlerine düşeceklerdir. Ayrıca unutmayın ki o gün geldiğinde her bir taraf diğerini dinsizlikle ve vatan hainliğiyle suçlamaktan geri kalmayacaktır. Ama asıl şaşıracağınız şeyi söyleyeceğim size. Tarih. Evet. Büyük Önder Atatürk bunu ne zaman söylemiş? 17 Aralık 1927. Evet. 17 Aralık 1927. Oradan tarihi söyleyen değerli konuğumuzu da alkışlıyoruz. Değil mi? Oradan tarihi söyledi. Evet. Milletvekilimiz Hüseyin Yıldız, teşekkür ediyorum. Harika. 17 Aralık 1927 tarihinde Büyük Önder Atatürk bu uyarıyı yapıyor. Ve bugün 17 Aralıklar Türkiye'nin aynen tam da onun uyardığı gibi Türkiye'nin ciddi anlamda büyük bir problemi oldu. Şimdi Türkiye'de tartıştığımız onca konu var ama Türkiye'nin en önemli sorunu Uğur Bey Süleyman. Bir dakikanız var. Bu arada Büyük Önder Atatürk'ün söylediği doğrultuda Haydarbaş hocamızın yazdığı kitap da çok örtüşüyor. Ona da teşekkür edeyim. Evet. Benim de hemşerim Trabzonlu. Kendisine de teşekkür ediyorum bu arada. Bir dakika içerisinde şunu söylemek istiyorum. Bütün Türkiye'deki en önemli sorun hukuk devletinin, hukuk düzeninin işletilememesidir. Siyasi iktidarlar hukuk devletini işletirlerse ülkede ne yolsuzluk olur ne de yoksulluk olur. Hukuk devleti işlerse hak olur, adalet olur, vicdan olur. Yasalar işlerse hiç kimse haksızlığa uğramaz ve bu ülkede ne kumpas olur, ne düzensizlik olur, ne kimse kimseye ihanet edebilir, ne de bu ülkenin bekası bu haliyle büyük sıkıntıya girebilir. Onun için uzun yıllardır Halk Arenası'nda Uğur Dündar ve onun ekranlara taşıdığı insanlar olarak bizler de büyük bir mücadele veriyoruz. Aslında verdiğimiz mücadelenin tamamı Türkiye'yi yeniden hukuk devleti yapabilme mücadelesi. Peki, çok teşekkürler. Ümit Hocam, buyurun. Şu anda sosyal medyada popüler kanallar sıralamasında önümüzde iki reyting kanalı var. Sonra biz geliyoruz, arkamızdan diğer reyting kanalları giriyor. Bu reyting kanalları. Ayrıca sevgili Şaban Sevinç arkadaşımız, Halk Televizyonu Genel Müdürü,
Halk Televizyonu canlı yayını şu anda haber kanalları arasında birinci. Diğer haber kanalları peşimizden geliyor ve aradaki fark şöyle. Biz 4175 kullanıcı tarafından diyelim şu anda izleniyoruz. Bizden sonra gelenin izlenme oranı sadece 729. Arada binlerce fark. Fazla olmuş biraz. Evet, fazla olmuş biraz. Fazla olmuş biraz. Şimdi hocam sizin uzmanlık alanınız. Kara para, evet. Aklama, offshore'lar vesaire. Şu Man Adası nedir? Isle of Man. He-Man. Neyse ya siz bilirsiniz. Ne deneceğini siz çok iyi bilirsiniz hocam. Ben sözü size veriyorum. Şimdi... Yalnız biz arena ekibi olarak da bir Guernsey Adası vardır. Bir Cayman Adası vardır. Cayman Adası'nda merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in yeğeni Murat Demirel'in devletten kaçırıp gömdüğü 22 milyon doları bulup Türkiye Cumhuriyeti hazinesine irat olarak kaydettirmekten gurur duyan bir televizyoncu. Evet, ya elinize sağlık. Isle of Man, yani bu Man Adası da Arena ekibinin sık sık ziyaret ettiği, hortumcuları kovaladığı adalardan biridir. Bir tanesi. Evet. Yani şimdi bundan sonra bir tur daha olacak mı? Olacak ona göre hocam. Ben bitirirken bazı başka bir şeyleri de 12 dakikamız var. Değinmek istiyorum. Şu anda 12 dakika evet. Var. Gayet münasiptir, yeterlidir. Tamam. Gerçi yetmez ama evet. Ha haklısınız. Şimdi bakın bu ben size bir kere bir hukukçu olarak bir altyapı çizeyim. Yani şimdi orada ne dönmüş ne dönmemiş ben hukukçuyum bilemem. Ama bu gibi yerlerin niçin kullanıldığını ve ne işe yaradığını anlarsak kafamızda bir şey evet. Oluşabilir. Şimdi bakın gene olayı gargaraya getirmeye çalışıyorlar. Bir kere demek ki buna da akılla, soğukkanlılıkla ve hukukla yaklaşmak gerekiyor. Çünkü aksi durumdan iktidar yararlanıyor. Öyleydi de böyleydi de vesaire. Şimdi bakın bir takım belgeler açıklandı değil mi? Şimdi bir kere ben size yani halkımızın da anlayacağı şekilde böyle hukuk konferansı değil. Ama belge derken neyi kastediyoruz? Çünkü dediler ki sallanan bir tomar var belge değil. Şimdi bakınız belge dediğimizde biz hukukta 3 tane şartı ararız. 1- Yazılılık, yazılı olacak. 2- Düzenleyeni belli olacak, aidiyeti belli olacak. Ve 3- En önemlisi belirli bir hukuki durumu ispata elverişli olacak. Şimdi bu açılardan bakarsak eğer bu yazılarda ben görmedim ama bunlar eğer bir takım banka işlemlerini gösteriyorsa bu anlamda belgedir. Niye? Çünkü bir durumu ispatlıyor, ortaya koyuyor. Bu bir. İki, şimdi belgeler sahtedir deniyor. Bilemem ama bildiğim bir şey var. Şimdi belgenin tarifi hukukken bu olunca belgede karine onun doğruluğudur. Resmi belge olsa da tabii resmi belgede daha kuvvetli. Bu özel belge ama bir belge olduğu için doğruluğu karinedir. Yani bu ne demek? Hiç kimse kural olarak efendim sen bu belgenin doğruluğunu ispatla demez mantıken. Karine doğruluğudur ama birisi diyorsa ki bu sahte, o sahteliğini ispatlamakla yükümlü veya ilgili merciler. Dolayısıyla çıkış noktası aslında budur. Üç, şimdi niye savcılığa gidilmedi filan deniyor. Tabii o bir bilemem tercih meselesi. Ama bir kere ben açıklamaları da okudum. Yani burada şu karıştırılıyor. Bu transferlerin mutlaka suç oluşturması gerekmiyor ki. Yani suç olabilir, olmayabilir ama bunların suç oluşturmuyor olması... Yani bu anlamda hukuki bir hesap kesilmesinin mümkün olmaması siyasi bir sorumluluk doğurmasına ya da bu anlamda siyasi bir bedelin olmadığı anlamına gelmez. Yani burada bir kafa karışıklığı evet. Var. Şimdi yani bunu niye yapıyorlar?
Savcılık bakacak, edecek, takipsizlik verecek. İşte bak ya, zaten suç olmayabilir. Kimse illa suç demiyor. Dolayısıyla bu anlamda savcılığın harekete geçmiş olması da resen ve çok çabuk bana ilginç geldi. Yani umalım ki bu bir şekilde esasını araştırsın. Ama ilginç geldi. Şimdi bakın, bu devleti yöneten insanların bazı ahlaki, etik yükümlülükleri var. Ben size 3 tane çok çarpıcı örnek vereyim. Şimdi cumhuriyeti kuranlara filan saldırıyorlar. Bu cumhuriyetin nasıl kurulduğunu iyi bir anlamak lazım. Yani çok uzun değil ama 3 tane anekdot aktaracağım. Bakın hakikaten çok etkileyici ve çarpıcı. Yani bu ülkeyi biz emlak ofisinden almadık. Bakın 3 Ekim 1922 Mudanya'da ateşkes anlaşması için buluşuluyor. İsmet İnönü katılıyor görüşmelere. Görüşmelerin son gününde İsmet İnönü çok huzursuz. Çok huzursuz. Kimse de bir anlam veremiyor. Bir teğmen gelip usulca İsmet Paşa'nın kulağına "Merasim kıtası hazır paşam" diyor. İsmet Paşa rahatlıyor ve bir kahve istiyor. Mesele neymiş biliyor musunuz? Çünkü 30 kişilik merasim kıtası için şanlı ve muzaffer ordularımız içinde bir örnek botu olan kansız, yırtıksız, yamasız, temiz bir örnek üniformalı asker bulunamamış. Bu ülke böyle kurtarılmış. Çünkü cepheden cepheye. Şimdi bakın. Dönemin Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt'un bir sözü var. Diyor ki, devlet adamı fakir ölmeli. Devlet adamı fakir ölmeli. Bu bir... Bir cümle girebilir miyim? Estağfurullah. Bir uçak yolculuğunda bir dönemin Ulaştırma Bakanlığı'nı yapmış. Yani çok büyük ihaleler veren bir bakanlıkta bakan olarak görev yapmış. Sayın Yaşar Topçu'ya rastladım. Elinde bir çanta, böyle çamurlanmış ayakkabılar falan. Şaşırdım. Dedim ki, Sayın Topçu, siz bakanlık yaptınız. Yani bir kenarda bir dünyalık olmadı mı dedi. Dedim. Cevabı şu: Uğur Bey, siyasette zengin olan babam bile olsa bilin ki hırsızdır dedi. Yani şimdi bakın ne güzel. Türkiye'de çok önemli, hepinizin bildiği görevlerde bulunmuş ve Fenerbahçe'mize de uzun yıllar başkanlık etmiş Şükrü Saracoğlu ya, kiralık evinde hayata gözlerini yumdu. Cumhuriyeti kuran kadro hayata böyle bakıyordu. Şimdi işin bu yönünü unutuyoruz. Yani milyon dolarlar konuşuluyor. Bakın, devleti yönetiyorsanız yaptığınız o bir takım şeyler suç olmasa bile uymanız gereken ahlaki, etik kurallar var. Devlet yönetimi. Devlet yönetiminde iseniz. Dolayısıyla ben bunun ışığında bir kere bakmak istiyorum olaya. Yani konuşulan rakamlara ben inanamıyorum. 15 milyonlar, yok 20 milyonlar ve bu ülkede asgari ücretin de ne olduğunu düşünürsek, yani şimdi para gitmiş veya gelmiş. Yani hangisi daha vahim bilemiyorum. Yani bakın, suç olup olmaması değil ama burada bir başka olay var. Bunun da hukuki olmasa bile siyasi bir bedeli var. Ve ben baktım açıklamalara, avukat bey sahtedir dedi. Fakat ilginçtir, sanıyorum Bülent Bey, milletvekili Bülent Tuğral. Grup başkan vekili, grup başkan vekili. Efendim bunlar ticari belgedir dedi. Şimdi o zaman zaten bu anlamda var ve doğru olduğu da sanki bir anlamda kabul edilmiş. Zaten evet, kendisi gelen paraların hakkızlarıdır dedi. Dolayısıyla şimdi bu işin bu yönü var. Bu vergi cennetlerine gelirsek hızla geçeyim.
Şimdi bakın, dediğim gibi ben bu kara para aklama tezini yazarken epey bir üzerinde çalıştım. Aklamanın ne olduğunu, metotlarını, bir tanesini kısaca şey yapacağım. O kadar enteresan bir şey ki. Yani çok iyi bilirim bu aklama işini de. Ne param var ne kara param var. Bir işe yaramaz. Şimdi bakın, bu kara para aklamada vergi cenneti, işte İngilizce'de tax haven, Fransızca'da paradis fisco ve offshore merkezler çok önemli. Yani ideal bir kara para aklama yeri oradan geçiriyor. Nedeni şu. Olur mu hocam, siz Zafer Çağlayan'la daha yani, iyi biliyorsunuz. Valla daha iyi biliyorum. Onun için yazdım. nedeni nedir hocam? Nedeni şu. Şimdi bakın, bu vergi cennetleri dediğimiz yerler adını bile belki duymadığınız mikro devletler. Kaykos ve Turks adaları diye bir şey duydunuz mu? Mesela Antigua, Aruba. Bunları hiç duymadınız. Bakın, Cayman dediniz. Şimdi bunların özelliği şu. Bunlar da bir, vergi ya hiç yoktur ya çok çok ama çok düşüktür. Vergi şey kurmak, şirket kurmak son derece kolaydır. Ülkeye giriş çıkış kolaydır. Teknolojik şeyler yüksektir. Dolayısıyla burada şirket kurmak kolaydır. Mesela ilginç bir şey söyleyeyim size. Cayman Adası'nda nüfusunun tam iki katı banka ve şirket var. Ve sıkı durun. Bakın çok enteresan. Bugün dünyanın ekonomik devleri arasında yer alan Almanya'daki mevduattan daha fazla mevduat var. Cayman Adası'nda. Şimdi mesele şu. Burada aklamada detaya girmeyeceğim ama aklama sürecinde kullanılan iki tane çok önemli kavram vardır. Birisi hayalet şirket, birisi tabela şirketi. Fark şudur. Birisi gerçekten işlevi vardır ama maskeleme görevi, birinin hiç işlevi yoktur. Şimdi burada kısaca bakın bir küçücük reklama böyle girmek durumundayız. Bir cümlede şu aklama, toparlayabilirsiniz ama bence bir nokta koyalım hocam. Çünkü o bir şeyleri gösterir. Heyecanla beklemek peki için bir nokta koyuyoruz. Evet, tamam. Çok önemli açıklamalar yapıyor Sayın Ümit Koca Sakal hocamız. Didim'deyiz. Bu vegan kentinden yani tüm canlılara büyük saygıyla yaklaşılan bu güzel, bu cennet köşeden Halk Arenası canlı yayınının 3. bölümüyle reklamlardan sonra karşınızda olacağız.